Arkadaşlar iyi günler. Yine Scapple dersinde beraberiz. Size yeni bir özellik öğretmeye çalışacağım bu sefer. Programın bu özelliği gerçekten önemli. Herhangi bir mesela diyelim ki bir çalışma yaptık, bir bağlantı notlar oluşturduk ve notlar arasında bağlantılar getirdik, koyduk, planımızı hazırladık. Bunun mesela yani çıktısını almak istiyoruz. Yani arkadaşlarla paylaşmak istiyoruz. Onlara da bu planımızı göstermek istiyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey yaptığımız zaman ne yapacağız? File bölgesine geleceğiz. Burada export denen bir alan var arkadaşlar. Burada ilk başta mesela bizim için önemli olan mesela PDF şeklinde export yap, resim şeklinde export yap. Evet. Bunu hemen görelim. PDF şeklinde nasıl çıktı alacağız? Bakın. Yani program diyor ki ben PDF şekilde bunu export edersem yani bu özellikleri de alacağım. Evet. Bakalım. Masa üstüne kaydediyoruz. Mesela 8 diyelim. Kaydet. Evet, kaydettikten sonra masa üstüne gidiyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? PDF'yi görüyoruz. Hemen bakın. PDF geldi. Açıldı. Evet. Evet. Notumuz geldi arkadaşlar. Ha, bunu buradan yazdırabiliriz arkadaşlar. Evet, dikkatinizi çekerim. Peki mesela şöyle bir soru da sorabilir arkadaşlarımız. Hocam mesela diyelim ki benim notum çok fazla. Mesela artık bir panoya sığmıyor. Yani böyle bazen büyütmek ya da küçültmek gerekiyor. Ben bunu PDF olarak çıktı aldığımda bu bir sayfaya mı gelecek, iki sayfaya mı gelecek? Onu da gösterelim arkadaşlar. Genelde bir sayfaya geliyor. Mesela diyelim ki bakın böyle büyük bir çıktı var. Bunu nasıl görüyor mesela program? Hemen onu göstereyim. Export yapıyorum PDF şeklinde. Yani burada diyor ki yani gölgeleri de alayım mı? Gölgeleri de mesela yani ekleyeyim mi burada? Yani dolgunluk oranına göre. Burası önemli değil arkadaşlar. Siz pek fazla buraya kafanızı takmayın. Şu anda PDF şeklinde ne yapıyoruz? Export ediyoruz. Buna da 9 diyelim arkadaşlar. Yani sıkıntı olmasın. Evet. Bakın büyük bir dosya. Şimdi bunu nasıl bir PDF şeklinde bize verecek görelim arkadaşlar. Bakın burada 9 geldi. Evet böyle geldi. Böyle bir PDF geldi karşımıza. Dikkat ederseniz bakın PDF'nin boyutu da buna göre şekilleniyor arkadaşlar. Burada da mesela büyütme küçültme yaptığımızda acaba mesela burada bir bozulma da gerçekleşir mi? Onu da yapalım. Bence gerçekleşmez. Ben denedim daha önce. Bakın burada da büyütme yapıyorum. Hiçbir şekilde bozulma meydana gelmiyor. Yani kişi araştırmacı isterse özellikle yazın alanında bakın yazın alanında pek fazla değişiklikler meydana gelmiyor. Bu resimlerde de biraz önemli. Bakın resimlerde kalitesi güzel resimler koyduğunuzda bozulma pek fazla gelmiyor. Ama çok fazla büyütürseniz gelir. Yani resim farklı bir formattır aslında. Buradaki mesela şey farklı bir formattır. Dikkat ederseniz çok büyüttüğümüzde gölgede mesela gölgede de sıkıntılar oluşuyor. Bunlar tabii bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan mesela programın bize sunduğu amaç ve bu amaçla birlikte bizim yani işimize yaraması, bizi organize etmesi. Evet, altını çiziyorum. Bizi organize etmesi ya da bizim organize işimizi bize kolaylaştırması şeklinde düşünelim programı. Program PDF olarak çıktı veriyor arkadaşlar. Peki program resim olarak veriyor mu? Bunu da deneyelim. Mesela şöyle yine bir bu sefer de resim alalım. Mesela export, imaj. Evet. Masa üstündeyiz. Dikkatinizi çekelim. Mesela yine 88 dedim. Evet. Açacak mı? Bakalım. Bakın 88 diye bir tane resim geldi. Bu da resim arkadaşlar. Evet. Dikkat ederseniz resimi gönderdiği zaman biraz renklerde bozulmalar oluyor ama olsun. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Resim olarak program ve PDF olarak ne yapıyor arkadaşlar? Export yapabiliyor. Yani ihraç edebiliyor. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bunun farklı ihraç export özellikleri de var mesela text olarak ondan sonra rich text bunları mesela pek fazla kurcalamıyorum. Bunlar şu anda sizi yani biraz kafanızı karıştırır. Mesela outline markup OPML şeklinde. Yani farklı programlar var arkadaşlar. Bu farklı programlar ne yapıyor? Bizim burada dizilişimizi aynı şekilde kendisi de içindekiler kısmı gibiymiş gibi o şekilde alıyor. Yani o farklı programı mesela bunu export ettiğimizde bunları yazmamıza gerek yok. Onunla ilgili dersler de yapacağım arkadaşlar. Ama sizce mesela önemli olan şey programı kullanalım. Yani planımızı yapalım. Dersimizi sunacaksak dersimizin sunum şeklini mesela akışını bu şekilde burada hazırlayabiliriz. Tezimizi yazacaksak tezimizde hangi bölümlerin olması gerektiğini, bu bölümlerin alt başlıklarının neler olması gerektiğini, hatta bir bölümün
ya da yani bir konunun bir başının hangi paragraflardan meydana gelmesi gerektiğini burada ayrıntılı bir şekilde gireriz, hazırlarız ve tezimizi, kitabımızı ona göre yazarız arkadaşlar. Yani ne yazacağımızı biliriz. Öyle bir plansızlık olmaz. Bu programın amacı da bu arkadaşlar. Bize yardımcı oluyor bu konuda. Dikkat ederseniz biz de kendi dikkatimizi çekmek için böyle mesela istediğimiz gibi resimleyebiliyoruz. Evet. Bu dersimizde ne yaptık? Bu dersimizde programın çıktılarının ne şekilde gerçekleştiğini gördük arkadaşlar. Bir önceki dersimiz, özür dilerim, bir sonraki derste buluşmak dileğiyle.